Bir cezaevi firarisi şüphelenip onu yakalamaya çalışan polisi bıçakla yaralayıp kaçtı. Güvenlik güçleri kırmızı alarma geçti. Tam 150 polis onu yakalamak için sokak sokak, bina bina arama yaptı. İnin aşağıya. Çatılara, duvar diplerine, bahçe katlarına. Mahalledeki neredeyse bütün apartmanlara tek tek bakıldı. Polisi bıçaklayarak kaçan o cezaevi firarisi her yerde karış karış arandı. Aç şunu, aç. Kaldır. 30 yaşındaki Remzi Yıldırım hırsızlık suçundan hüküm giymişti. Konya cezaevinde yatarken geçen yıl firar etti. Dün Aksaray'da görüldü. Bir polis memuru tarafından gözaltına alındı. Ama firari Remzi Yıldırım o polis memurunu bıçakla yaraladı. En iyi bildiği şeyi yaptı, kaçtı. Aksaray Emniyeti kırmızı alarma geçti. Peşine tam 150 polis düştü. Kaçtığı mahalle abluk altına alındı. Giriş çıkışları tutuldu ve detaylı bir arama başladı. Bakılmadık yer, çıkılmadık çatı katı kalmadı. Müdürüm, yukarı çatılar temiz. Bu tarafa nereden geçiyorsunuz? Müdürüm, çatılardan çıktı. Müdürüm. Ama polisler pes etmedi. Abi o kaptanlardan biri. Dairelerden biri. Apartmana çıkıyor o kapı. Ve sonunda firari girdiği delikten kafasını çıkardı. Erko, ilk çıktığımız yer Erko. Tamam. İlk çatıya çıktığımız yer. Bu nedir? Burası. Polisler onu saklandığı çatı katından itfaiye aracının merdiveniyle indirdi. Polis işi şansa bırakmadı. Bir daha kaçmaması için elini ayağını sıkıca bağladılar. Ekip aracına bindirilip karakola götürülürken 2 saat boyunca ter döken polisler de rahat bir nefes aldı.